Arkadaşlar şu anda acil arabasındayım. Büyük kaza geçirdim. Benim için büyük görülmemiş kaza. Hastaneye profesör Florence Nightingale'e gidiyorum. Bakalım. Dikilecek belki. Et koptu. Arkadaşlar acile geldim. Parmağım koptu. Şu eti sarktı. Çok saçma bir kazaydı. Dumbbell'ın kenarından tutundum. Tepedeki Dumbbell'ın borusundan. Dumbbell gün diye etimi kopardı. Ben de neye uğradığımı şaşırdım. Acil Ataşehir'deki Florence Nightingale'e getirdim. Of, cüzdanım bile yanımda yok şu anda. Abimi aradım. Belki gelecek şimdi. Az sonra dikiş atılacağı söylendi. Dikiş atılması doğrusuymuş. Doğru kararmış. Dikiş atılsın bakalım ne yapalım. Parmak kötü. Özel dersler, antrenmanlar, bir sürü iş güç, her şey kalacak. Çok da önemli değil tabii. Sağlık önemli her zaman. Ben de neye uğradığımı şaşırdım yani. Kaslarım çalışsın diye spora gitmişken başıma gene bak. Görmemiş kaza. Çok sağ ol. Plastik cerrahınız gelecek sizin için. Evet. Evet arkadaşlar, hemşire geldi biraz önce. Şu anda müşterisi diyorum. Dastası olan estetik cerrah var içeride. O gelecekmiş biraz sonra. O dikecek parmağımı. Aslında idare eder gibi gözüküyor ama sağlıklı olan dikişmiş de biraz önce de belirttiğim gibi. Az sonra yine olacağım şeyinizi ederler. Oluşturacaklar önce elimi. Onu da doktor hanım yapacak galiba. Ondan sonra da zaten dikiş atılacak. Sonra sarılır herhalde. Sonra dikişler alınacak falan. Yani biliyorsunuz sırayı zaten. Yani o anı anlatmak istiyorum ben. Dumbbell düştükten sonra şöyle bir parmağa baktığımda etimin koptuğunu görünce ben de arkadaşlar gitti tansiyon. Soğuk terler döktüm. Anında çok kötü hissettim. Kusmam geldi. Midem bulandı. Ama tuttum kendimi. Nefes al Gülhan dedim. Sen sporcusun. İşte öyle idare ettim kendimi birazcık. Tuttum. Neyse atlattım ama çok kötü oldum arkadaşlar. Cidden çok kötü oldum. O parmağın oradan kopuk olduğunu görünce gitti yani bende nabız falan. Bayılmaya yakın bayağı bir midemlansı yaşadım. Kusacaktım az kaldı. Şükür şu an iyi hissediyorum ama işte güzel uyuşturlarsa dikişi de hissetmek istemiyorum. Dikilirken ki o hissiyatı. Daha önce şu parmağım dikilmişti. Şurada dikiş izi var şu iç kısımda. Onun üzerine işte dövme yaptırmıştım zaten. Şimdi bu parmak. Parmaklar yavaş yavaş gidiyor. Allah korusun yani. Öyle bakalım az sonra görüntülemeye çalışacağım dikiş anlamı. İzin vermeyeceklerdir sanmıyorum. Artık bir program oldu bu. Şu anda başlattım bu programı. Yayınlarım izler misiniz? Görüşürüz, ben biraz dinleneyim. Arkadaşlar dikiş atılıyor, başlıyoruz. Bir kaldı mısınız elleri? Çocuk göstereyim elime. Pardon. Şöyle ne kadar kötü olduğunu görüyorum. Şöyle bir parmak işte. Hadi bakalım. Kolay gelsin doktor. Evet arkadaşlar, doktor bey izin verdi. Bakın dikiş atıyor şu anda. Son dikişim galiba değil mi? Evet. İki tane kalmış. Ben görmek istemiyorum zaten. Sonra bakarım videoya. Parmağa benzediğini söyledi artık. Daha önce benzemiyordu. Çok kötüydü. Eline sağlık diyor. Kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle fışkıran kanı gösteriyorum ilk etapta olduğu zaman. Şimdi bu son hali. Parmağa benzetti doktorumuz. Çok sağ olsun. Allah razı olsun diyoruz buradan. İşte bu şekilde sarıldı. Böyle 10 gün açmayacağım. Dikişlerim orada. Güzel bir şekilde dikiş atıldı. Çok riskli bir bölge. Hala da risk taşıyor. Yani oranın çürük kalması lazım. Çok iyileşmesi lazımmış. Suya sokmayacağım hiç. İşte oynatmamaya çalışacağım. Tabii görülmez kaza kötü oldu giderek ama Allah şifa versin diyor. Kalkıyorum buradan artık. Kendime geldim. İşte uyuşturuldu falan, iyi oldu. 2 saat sonra sızılar, ağrılar başlayacakmış. Antibiyotik alacağım tabii. Antibiyotiğe başlayacağız. İçeriden mikrop kapmasın diye. Şimdi ben buradan koşa koşa çıkacağım. Her bir şeyimi, ilaçlarımı alacağım. Body'yi çıkarmam lazım. Hayvan evde beni bekliyor. Spor gitti. Olsun. Şifa olsun. Sağlık olsun.
Şimdi tetanoz mu yapacaksınız? Evet, tetanoz yapıyoruz. Teşekkürler. Hadi bakalım. Elinize sağlık. Galiba en iyi aşı yapanlara. Korkmanıza hiç gerek yok. Yok, korkmayacağım. Teşekkür ederim tamam, yine de. Tamam, rica ederim. Yumruk yapalım böyle. Kolunuzu böyle. Gülümden mi? Yaprağımdan mı? Evet, yaprağınızdan tamam, yapacağız. Tamam, şöyle göstereyim. Tamam. Tetanoz aşısı oluyorum arkadaşlar şu an. Evet. Tekrar belirteyim. Tamam, İtki bu kadar. Kısacık süren bir aşı bu. Korkmanıza hiç gerek yok. Önlem için. Çünkü evet, demir düştü parmağımı kesti. İkiye ayırdı parmağı biliyorsunuz artık. Tamam. İşte o demir belki tamam, şey paslı maslı olur bir şey olur evet, diye. Ya da koruma amaçlı. Evet, bakterili olur diye. O zaman ben şimdi üstüme şamaşırımı giyiyorum, eve gidiyorum değil mi artık? Evet, bir antibiyotik ilaçlarımı alacağım. Evet. Tamam. Geçmiş olsun. Hoşçakalın. Yok, devam edeceğim ben biraz da. Çok sağ olun. Köpeğim beni bekliyor. Bayağıdır kapalı şey yapacağım sandı. Neydi? İşte şişe gidip geleceğim ben dedim. Spor daha önce bitmiş tabii. Bu da bitti. İlaçlarımı alacağım şimdi. Hah, gel doktorumuz, kapatıyorum. İlaçlarım galiba. Antibiyotik sabah ile akşam almanızı istiyorum. Kutu bitene kadar ağrı kesici. Bir iki saat sonra ağrı olsun ya da olmasın alın ki tamam, sızlamasın. Zaten iki defa diyor. Sabah akşam alacaksınız. Tamam. Ağrınız bunu yoksa almayabilirsiniz de. Tamam. Gün içinde elinizi yüksek tutmaya çalışın. Tamam. Kesinlikle ıslatmıyoruz. Tamam. İki gün kapalı kalıyor. İki gün sonra pansuman yapacağız. Tamam. Çok teşekkürler. O zaman hemen acilen taksi atlayıp gideyim. Cüzdanım da evde. Bekleteceğim, taksi öyle ödememi yapacağım. Hadi bakalım. Gidelim artık evimize. Bitmiş olsun bana çok. Evet, lokal anestezi yapıldığı için bunu da imzalıyorum. Tetanoz aşım da oldu. Şimdi biraz sonra çıkıyorum buradan. Taksi atlayıp eve geçiyorum. Şimdi evet arkadaşlar, çıktım. Şimdi taksi geliyor inşallah. Taksiyle eve geçiyorum. Eve geçtikten sonra body'yi bir dolaştıracağım falan. Artık ne diyeyim, geçmiş olsun diyorum. Görülmemiş kaza başıma geldi. Spor da yapamadım bugün. Ama tekrar dediğim gibi yani havada tutmaya çalışacağım. Antibiyotik hemen başlayacağım. Eczaneye gideceğiz şimdi hemen body'yle. Cüzdanım evde yani. Şimdi taksiyi bekleteceğim. Body evde. Cüzdan, para alacağım. Çok zor işim ya. Bakalım, komşumu arayacağım belki. Hadi bakalım. O yardımcı olur bir. Taksi de geldi zaten. Evet arkadaşlar, işte şimdi bu sefi aldım. 1000 mg'lık. Sabah öyle akşam kullanacağım. Bunu da ağrım oldukça kullanacağım. Günde 2 tane al. Daha fazla alma dediler. Balık çorbamı içtim. 2 tane çay içmeye geldim. Moral toplamaya geldim. Moralim birazcık düşük açıkçası. Çünkü bu gözümden sonra, gözüme geçen hafta yarışmada gözüme biliyorsunuz kurdele sopası kurdelesi ucu gelmişti. Çok fena şekilde gelmişti. Doktora falan gitmiştim. Gözüm kapanacaktı o zaman da. Şimdi sağ göz, sağ el. Bu son olsun diyorum. İnşallah. Tabii ben de daha az paylaşım yapacağım bundan sonra. Daha az fotoğraf koyacağım. Nazar değmelerin yani haddi hesabı yok bu sıralar. Bilmem, belki kendi nazarım da değiyordur bazen. İşte jimnastik hakkında konuştuğumuzda evet, legend, işte yetenekliydim, şuydum buydum diye kızlara anlatıyorum sürekli. Yani bilmiyorum, bunları da yapmamak lazım belki, biraz daha mı durulmam lazım. Fazla kendimden bahsetmeyeceğim herhalde bundan sonra da. Dersimi aldım diyorum yani, kendi nazarımı, bir sürü insanın nazarı değiyor herhalde. Yani değişik arkadaşlar, üst üste olan şeyler. Nazara inanmayalım demeyeyim, nazar dediğimiz şey enerji zaten. Enerji yüklüyoruz karşımızdakine. Onun hakkında sürekli düşün. Beyin çok güçlü bir mekanizma biliyorsunuz, insan beyni. Nazar değil yani, ona nazar diyor işte Türkler. Bu şekilde. Neyse, uzatmayayım. Elim bu şekilde. 10 gün sonra dikişler alınacak. 10 gün süresince çok iyi bakteriler. 2 gün suya sokmayacağım. Daha önce bahsettiğim şeyler. Moral toplayıp 2 saate antrenmana geçeceğim. Body'de birazcık hava alsın istedim. Hadi bakalım o zaman. Videoma son veriyorum. Durum bu. Videomu birleştirmeyeyim diyorum. Açıldığı zaman da ekleyeyim. Ondan sonra videomu koyarım zaten kanala. Görüşürüz. Öpüyorum. Sevgili arkadaşlar, ablalar. Şöyle göstereyim parmağımı. Çok güzel yapıldı ama burada çatlak var. Baş parmağım burada çatlak var. Atel taktırmadım. 2-3 tane yerinde çatlak var ellerimin ama ben istemedim. Keşke bunu ben istemedim. Çünkü atelle böyle dolaşmak istemiyorum. Zaten ateli uygun bulma doktor, kaynasın dedi. Minik minik çatlaklar ama maalesef var. Son durum bu. Yukarıda tutacağım elimi. Bilgi vermek istedim. Buradan herkese kucak dolusu sevgiler, öpüyorum. Yani gerçekten çok büyük yoğun ilgi var. Dışarıdan tanımadığım insanlar bile hikayelerimde görüp mesaj atmışlar. Herkese buradan sevgiler diliyorum. Hikayemi de paylaşıyorum. Çok öpüyorum. 10 gün sonra dikişler açılacak. Tetanoz iğnemi de oldum, bilginize.
Tabii moralmen de şoktayım. Çünkü yani geçen hafta gözüm ucuz atlattı. Bu hafta parmağım inşallah ucuz atlattı. Dikişler alınca göreceğiz. Hadi bakalım. Ve günün sonu antrenmana geldim. Saat biraz geçmeye geldim. Bale var şu anda. Saat 7.30'a geliyor. Çocukları servis alıp öteki salonda antrenmana götüreceğim. Hayat devam ediyor. Parmak böyle şeyler olabiliyor. Dinlenme vermedim kendime. Yarışmamız çok yakın. Antrenmana gelmek üzereyim salona. Denge jimnastiğe. Görüşürüz.